biz gelince çek arabanı. Biz yemekhane çalışanları olarak kadro alamadık. Esnek çalışma saatine uyamadık, ek ödemeyi alamadık. Rahatsızlandığımız zaman arkamızda kimsemiz durmadı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhane servisinde çalışan işçiler isyan etti. Tedyemizi alamadık. Hiçbir sosyal haktan yararlanamadık. Hastane bizi kendi personel olarak kabul etmiyor. Artık bizim sesimizin de duyulmasını istiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Gereken neyse yapılmasını buradan arz ediyoruz. 10 yıl boyunca kadro alamadıklarını ve son süreçte de hastane yönetimi tarafından dışlandıklarını iddia eden yemekhane çalışanları seslerinin duyulmasını istiyor. Bizler 2008 yılından beri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yemekhane olarak çalışıyoruz. Daha öncesinde temizlik olarak, hizmet alımı olarak çalışıyorduk. 2014 yılında ihalemizi, şartnamemizi değiştirdiler. Bizim iş kollarımız değişerek yemekhane kısmına verdiler. Biz bunu itiraz ettik. İtiraz ettiğimiz halde bizi hala da yemekhane çalışan olarak devam ettirdiler. Bizim kollarımız ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bize işte yemek bölümü, temizlik olarak ayrıldık. Şu anda 2014 yılından beri aynı hastanede hizmet veriyoruz. Ve 12-13 senedir çalışan arkadaşlarımız da var. Ben de keza öyleyim. Ve bizim bir %70'e takılan bir maddemiz vardı. O kalktı diyorlar bize. Eğer o kalktıysa ve bu pandemi sürecinde biz şu anda herkesten fazla odaya giriyoruz. Ve kadrodan yararlanamıyor. Lütfen yani sesimizi duysunlar. Yani bize kadro yok. Biz yemekhane olarak şu hastanede sadece bizde kadro yok. Biz bu yüzden çok mağdur durumdayız. Bu şekil çalışan 100'e yakın arkadaşımız var. Yani biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yemekhane çalışanları olarak. Temizlik yaptık, yeri geldi yemek dağıttık. Yalnız 2014 yılı gelince, 2014 yılında iş kolları ayırdılar. Bu iş kollarına ayrılınca herkes ayrı bir yere geçti. Kimisi yemekhane oldu, kimisi temizlik oldu, kimisi güvenlik oldu, kimisi veri hazırlama oldu. Ben o dönemde, 2014 yılında o dönemde ameliyathane personel olarak çalışıyordum. Bizi çağırdılar, topladılar, işte sizi iş kollarına ayırdık, şurada çalışacaksınız diye. Ben kabul etmediğim halde beni işten atma tehdidiyle tehdit ettiler. Ve o zamanın yöneticisi, ben birebir kendim konuştum kendisiyle. Çalışıyorsan böyle, çalışmıyorsan işte kapı dedi bana. Bu durumda tabii ki özlük haklarımızı alamadık. Tedyemizi alamadık. Hiçbir sosyal haktan yararlanamadık. Hastane bizi kendi personel olarak kabul etmiyor. Yemekhane işçiliği dışında birçok alanda hastanede hizmet verdiklerini dile getiren işçiler, hastane yönetimi bizi kendi elemanları olarak görmüyor. Bizi dışlıyorlar. Hakkımız olan kadroyu istiyoruz dediler. Kadro verilmese böyle yani çalışacağız. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Herkes burada tek maaş. Eşleri çalışmayan arkadaşlarım var benim. Eşleri çalışmıyorlar. Yani bunlar yani asgari ücrete yani mahkumuz. Yapacak bir şeyimiz yok. Hastalığa yakalan arkadaşlarımız oldu. Covid oldular. Covid olan arkadaşlarımız ücretsiz izne çıkarıldı. Covid'li arkadaşlarımız. Ondan sonra böyle yani şu anda mağdur durumdayız. Biz Covid'li servise 5. ve 6. kat eğitim araştırma hastanesinde Covid servisine yemek veriyoruz biz. Yemek veriyoruz. Tamam korunaklı giyiniyoruz ama ben bu hastanın ve şu anda 5 ile 6. kat çoğu hastalarımız mutasyonlu. Sendikamız da yok yani gelip derdimizi anlatabilelim. Sendikalar da bütün bizimle alakalı kollarını iptal etti. Yani her türlü haktan mahrum bırakılıyoruz. Aynı işi yapıyoruz, aynı kurumda çalışıyoruz. Ama diğer arkadaşların yararlandığı hiçbir haktan yararlanamıyoruz. 2019 yılında bizim ihalemizin değiştiği söyleniyor. 2021 yılındayız ama hala bizim için çalışma yapılmıyor. Önümüzdeki engel kalktı deniyor ama hiçbir şekilde hiçbir yerden olumlu bir cevap alamadık. Hani şimdiye kadar dediğim gibi bakanlıklara, CİMER'e her türlü yazımızı gönderdik ama kimseden olumlu bir cevap alamadık. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Ama mücadelemize devam edeceğiz tabii ki. Şimdi haklarımızı istiyoruz. Şartnamemiz değişti. Tamam güzel. Değiştiyse bizim hakkımız nerede? Hastanede 8 saatimiz hastanede geçiyor. Hastalarla birebir iletişimdeyiz. Günde bir odaya 3-4 defa giriyoruz. Tabağı veriyoruz, tabak gelmiyor. Biz kendimiz girip içeriden kendimiz alıyoruz. Hasta, affedersiniz, yiyor, içiyor, ağzını sarkarıyor, tabakların içerisine